Şimdi Galatasaray'a geçelim. Galatasaray'da da gündem transfer. Bugünün gündemi hatta Onyekuru doğrudan bunu konuşarak başlayalım istersen savaş. bugün hareketli olur. İki kap bildirimi bekliyorum. Evet. Çok net. Onyekuru ve Halil Dervişoğlu'nun Dervişoğlu. kaplarını bekliyorum bugün hı hı. akşam saat. Onyekuru akşam saatlerinde dünkü gecikmeden dolayı bugüne Dün, kaldı. Evet, kaçırdı. Bir uçak kaçırması. Orada yazışmalar. Kap hazırlıkları yapılıyor. Hem Halil Dervişoğlu hem de Onyekuru Galatasaray'a hayırlı olsun. İrfancan için Temaslar sürüyor. Pazartesi yeniden bir hareketlilik olacak. Hı. Belki bir ziyaret daha, belki bir Skype görüşme, yani telefonla e, günümüzde pandemiden dolayı. Belki telefonla, belki yeniden yüz yüze. Şu anda üçü bir arada olarak gözüküyor. İrfan Can'a yüzde yani, kaç dersin? Yüzde 50 diyordum ben ama şu anda yüzde 60'lara geldi. Yüzde 60'lara geldi çünkü neden yüzde 60'lara geldi? Sponsorlukla ilgili çok ciddi bir e, mesafe kat edildi. Yeni stat sponsorluğu için beklenen para gelir. Herhalde şu anda o da görüşmelerde imzaya çok yakın. İş adamları var. Yeni katkı sağlayacak kulübe işte sponsor olacak bu yardım kampanyasıyla beraber başlayan bir şey atılım var. Her ne kadar beklenen ilgi çok resmi şekilde başkanın bir anda yapmasından dolayı bir tanıtım vesaire gibi olmadıysa ilgi alaka bir hali devam ediyor bu Peki yardım kampanyası. Peki şimdi Kur'dan yine devam edersek oradan başladık. E, Fatih Terim'in çok istediğini biliyoruz. Üçüncü kez kiralanacak. Acaba neleri değiştirecek Onyekur'un varlığı? Bu kadar çok ısrarla e, istenen ve beklenen bir oyuncudan bahsediyoruz. Şimdi ilk. ben gerçekçi bir adam beni biliyorsun ben her zaman gerçekleri söylerim. Onyekur'u çok iyi bir futbolcu. E, çok iyi işler yaptı. Daha önceki iki kez gelişinde gidişinde de etki bıraktı. Bugün... Onyekur ayarında takımda baktığın zaman en son maçta 67-70'lerde oyuna girenlerle beraber... ...bir bakıyorsun Kerem Aktürkoğlu bir bakıyorsun C.S. Sekidika. İki futbolcu da Onyekur'dan daha hazır. Parça bana şey yapmasın diye. İki futbolcu da Onyekur'dan daha hazır. Onyekur ayarından futbolcu dersen... ...eğer süre bulmuş olsaydı C.S. Sekidika ya da Kerem Aktürkoğlu... ...belki de bugün Onyekur'u kadar etki bırakmış bir olacaktı. Ama son maçta atmış olduğu gol. Beklenti bu yönde. Onyekur'u gelirse bu futbolculara yazık mı olacak... Hmm. Yoksa Onyekuru'dan formayı almayacaklar. Burada da Fatih Terim'in adaletli olacağına inanıyorum. Ama iki futbolcu da Onyekuru'dan daha hazır. Dört aydır top oynamayan bir Onyekuru'dan bahsediyoruz. Şimdi burada Onyekuru için hiçbir kimsenin itirazı olamaz. Ama inşallah o iki futbolcuya yazık olmaz. Sekitika ve Kerem Aktürkoğlu, Olcan, aynı mevkide çok hı. fazla oyuncu Tabii. var. Tabii. Geçen senelere baktığımız zaman bu oyuncuların hiçbirisi yoktu Galatasaray'da. Ama alsayla. o zaman Fatih Terim ısrarla istiyorsa bunun bir anlamı da olması gerekmez mi bir taraftan? E, Demek istiyorsa göremediği ya da evet. Israrla istediği için güvendiği için ama kaç günde takıma motive olacak? O maç eksikliğini nasıl atacak? Ee, hazır bir Onyekuru ama bir futbolcu ne olursa olsun eğer 4 ay maç oynamadıysa bunun eksikliğini ister istemez hisseder. Hele bir de 4 günde. Ama ne olur? Biraz önceki Sergün Hoca bu hafta oynatır, bir hafta dinlen, bir hafta bile demiyor. artık alışmışız bir hafta bir hafta. 3 gün 4 gün maç. Birinde oynatacak, birinde oynatmayacak. Yani rahat hazır olması herhalde Onyekuru'nun en erken Fenerbahçe derbisi evet. olur diye düşünüyorum yani ben. Öyle kısa vadede gelip maça çıkarsa bunun sakatlığı var, adeler sakatlığı var, adalet atması var. Ya bunların hepsini düşünmek lazım. Onya Kuru etkili bir oyuncu. Halil hani için de dersin birkaç cümleyle. Kim için? Halil. Halil için. Halil'i ben e, milli maçlarda çok can alıcı ...gözde izliyordum. En son e, bizim Türkiye Avusturya maçı Cüneyt Şen anlatıyordu. Ona da selam olsun hmm. Cüneyt Şen'e. Onun hettirik yaptığı maçı gollerini anlatmıştı. Evet. Attığı kadar da kaçıran bir golcü ama son vuruşları kaleye dönük oynuyor olması çok iyi bir alternatif oyuncusu olur. Trabzonspor da çok ciddi şekilde ilgileniyordu. Fakat e, babası dün Abdurrahim Albayrak'la bir görüşme yaptı. Anlaşma tamam. Bugün o da artık Galatasaray'da diyebiliriz. Şu fikstürde biraz önce Kemal abiyle Fener'i konuşurken 20-25 futbol, futbolcu yani kızıyoruz ya eğer kenarda Fatih Derim'in varsa 20-25 futbolcu bana göre Fenerbahçe'de de olması lazım, Beşiktaş'ta da olması lazım Galatasaray. Çünkü 3 günde bir maç yapıyorsun. Bir de buraya Ziraat Türkiye Kupası maçlarını düşündüğümüz zaman hem Beşiktaş hem Galatasaray hem Fenerbahçe burada devam ediyorlar. hiç durmadan maç aralığı olacak. O yüzden bir golcün değil 3 golcün olması lazım. Bir bekin değil belki 3 bekin olması lazım. Altı aylık bir süreçten bahsediyoruz iki oyuncu içinde. Daha önce kiralık oyunculardan şikayet ettiğini de hatırlıyoruz Fatih Terim'in. Bu anlamda bakarsak acaba nasıl yorumlamak lazım? Şimdi e, Finansal Fireplay son dönem Fatih Hoca'nın göreve geldiğinde başlamış olan bir ceza açıklanmıştı. O göreve başlarken onunla başladı. 2,5 senedir 3 senedir çok iyi bir şekilde yönetiyor bu süreci. Kiralık, satın alma opsiyonu, satın alma opsiyonlarında yüksek rakamlar şu anda Oynakuru için bir rakam bedeli konulmadı. Daha önce 7 milyon euro'lardan falan bahsediyor. Halil Dervişoğlu için 2,5 milyon euro zannedersem. O da kendi e, kaderini kendi belirleyecek. Eğer oynarsa, beklentinin üzerine çıkarsa Bon Servisi sezon sonunda çok rahat bir şekilde. Ama bu yönetim, ama yeni gelecek olan yönetim. Çünkü Hı. Mayıs'ta bir seçim olacak. Evet. Ama Sayın Mustafa Cengiz yönetim olur ama gelecek olan yönetim olur. Bu transferde kiralık olan oyuncuların Galatasaray'daki geleceğini yeni yönetim belirler. Bir de Fatih Terim'in kalması anlıyor. Çünkü orada da bir belirsizlik var. Fatih Hoca da sezon sonuna kadar Hı. buradayım dedi. O belirsizlikleri şu anda kimse düşünmüyor. Şu anda Galatasaray bu yarışta olsun şampiyonluk için Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe her zaman zaten en güçlü evet. adaydır. Evet. Şu anda öyle gözüküyor ki bu şampiyonluk yarışı Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe arasında Trabzonspor'da takviyeler yapılırsa bu yarışa dahil olacak. E, transfer beklediğimden daha hareketli geçiyor. Ben bu kadar hareketli olacağını beklemiyordum çünkü o finansal fair play'den dolayı. Şu anda üçü bir arada diyorum. Ama beşi bir yerde de olabilir takviyelerle. Hmm, o iki isim kim olabilir onu soracağım evet. sana ama önce bir Kemal Bergin'e hemen dönmek istiyorum. Şimdi Halil transferi ve Onyekuru transferleri bitti. İrfan Can için de savaş %60 dedi. Peki bu üç oyuncu gerçekten Galatasaray'ın ve Fatih Terim'in şu an ihtiyaç duyduğu isimler midir? Ben önce başka bir konuya değinmek istiyorum. İzin verirseniz Buyurun. sevgili arkadaşlar. Ne demek? Kemal abiciğim. Ee, sayın Başkan Mustafa Cengiz bundan 3-4 güne evvel işte yani bir konuşmada bağış evet. işte kampanyası başlatacağız filan falan diye bir takım laflar etti. Ardından maçtan sonra Fatih Hoca'ya basın mensubu bir arkadaş sordu. Bağışla ilgili ne düşünüyorsunuz dedi. Hatta Fatih Hoca görüntü o. Şaşırdı ne bağışı ya dedin. Bağış mı dedin, ne diyorsunuz siz dedi. Dediler ki işte benim haberim yok dedi. Ve televizyonlarda bizde de bu eleştirildi. Şimdi bakın arkadaşlar. Galatasaray Kulübü Türkiye'nin Beşiktaş'tan sonra kurulan ikinci kulübü. Bir özelliği çok önemli bir özelliğinin altını çizeyim. Hı hı. Lise kökenlidir Galatasaray Kulübü. Galatasaray Lisesi. Evet. Şimdi i̇şte 500 yıldır bilmiyorum saymadım da hala hayatta. Bu yapı Galatasaray'ı hem Beşiktaş'tan ilk kurulan kulüp hem kendisinden sonra kurulan kulüp Fenerbahçe'den daha bir ön plana çıkartıyor. Hı hı. Bir sürü yan faktörler sebebiyle. Bugün Galatasaray lisesini bitirmiş olanlar, dün daha doğrusu öyle diyelim, genelde işte siyasal bilgiler falan şu bu falan, büyükelçi, bakan filan falandırlar. Dolayısıyla Galatasaray'ın yapısı biraz başkadır. Ben bu işlerin içinde büyüdüğüm için çok iyi biliyorum. Şimdi, Vay efendim, Fatih Terim'in bu bağıştan nasıl haberi olmazmış? Ya arkadaşlar, Fatih Terim Galatasaray Teknikleri, onu bir kenara koyalım. Galatasaray üyesi, öyle mi? Kongre üyesi. Divan, üyesi, divan üyesi artı. Ama şu anda Galatasaray Teknik Direktörü'dür ve Galatasaray'dan maaş almak, Kemal Bergin çok çok özür dileyerek kesiyorum. Bir sıcak haberimiz var şu an ekranlarda. Fenerbahçeli oyuncu Teseran sakatlanmıştı malumunuz. Değerli izleyenler kasığında bir yırtık tespit edildiği e, haberi geldi şu anda son dakika gelişmesi bir sıcak gelişme olarak e, tabii ki detayları takip edeceğiz ve yeni bilgiler geldikçe de sizlere aktaracağız. Acaba ne kadarlık bir süreden bahsedeceğiz sağlardan uzak kalması anlamında e, henüz bunu bilmiyoruz. Ancak e, oyuncuda Tiseran'da kasığında bir yırtık tespit edildiği haberi geldi. Daha düştüğü Bu anda aktarım. Ömer Üründül'e telefon ettim. Kasığı gitti dedim. Zaten o anda çok büyük geçmiş olsun. Evet yani çok buradan geçmiş Abdülkadir olsun. De, hem de, Fenerbahçe e, önemli kulübüne. Önemli bir oyuncu. Dün her ne kadar oyun için eleştirilse de e, Fenerbahçe için önemli bir oyuncuydu. Yani. Kim? Seran, tabii. Tabi. Önemli bir oyuncu. Çok büyük geçmiş olsun. Şimdi sürece göre transfer planı falan değişebilir. Tamam bir oyuncu daha alındı oraya. Evet. Salahi alındı. Salah evet. alındı. O da iyi bir oyuncu. İnşallah en kısa sürede döner diyelim yani. Beklenenden daha hafif olmuş olur inşallah. Tabii bunun açıklaması da mutlaka Tecrübe konuşan, yapılacaktır. Tecrübe Bak izlerken diyor ne diyor bak. Ömer'in daha düştü, şey. el kaldırdı. Ömer Önlünlle biz çok konuşuruz maçlar sırasında. Dedim ki kasığı gitti. Abi ne? Kasığı gitti dedim. Çünkü pozisyon o. Çünkü bendeniz rahmetli Kaya Çilingiroğlu Profesör Doktor. Allah evet. rahmet eylesin. Çok Ve güzel, çok değerli bir insan. Allah var. sağlık versin Aziz Alturfan Profesör. Bunların elinde Çapa'da haftada iki gün bu işin eğitimini almış adamım. gazeteci olarak hmm. giderdim. Bana derlerdi ki işte böyle bak diz burası işte menis düş şuradan oluyor. Tedavisi böyledir. Kasık işte şurası. Şuradan şöyle oluyor diye. Altta da iki gün giderdim ders aldım ondan. <laughs> Şimdi kimse gitmez o çapaya. Eskiden de çok gelirdi. Bülent Bayraktar olsun, <laughs> Tabii. Mehmet Kurdoğlu olsun oranın başkanı çok pozlar evet. gelirdi oraya. Çok çok geçmiş olsun, olsun diyelim. Tabii ki e, takip edeceğiz Seren'in dur. durumunu. Galatasaray'da... Ha, dur söylüyorum. Evet. Fatih Terim yönetim şey aman üyedir, divan üyesidir aynı zamanda. Ama şu anda Galatasaray'ın maaşlı memurudur. Dolayısıyla Galatasaray Yönetim Kurulu'nun böyle bir tasarrufundan haberi olmayabilir. Ayrıca yönetim kurulu da biz böyle böyle bir işe soyunuyoruz diye Fatih Terim'e bilgi vermek mecburiyetinde değildir. Ha, Fatih Terim teknik direktörlüğü bırakır, dolayısıyla Galatasaray'dan bir kazancı olmaz maddi olarak. O zaman Fatih'e de haber verirsin. Dersin ki ya Fatih'ciğim işte Fatih hocam ne diyorsan. Böyle böyle bir kampanyaya dalıyoruz. Ne olur hani sen de gel de işte bizle beraber görün hı hı. falan filan dersin. Yani bunu arkadaşlar eleştirmeyin ya. Yapamazsınız böyle bir şey ya. Ben şurada biraz belki eleştiri olabilir. Bu önemli kampanya. Şöyle bir 25-30 sene öncelere gidersek en iyisi hatırlarsınız. Mesela Beşiktaş eskiden tabii. eşya kampanyaları olur. Şeyde eşya piyangoları olurdu. Böyle biz, yardım yapmak tabii. değil de yıl sonu gelir piyango ya da belli zamanlarda araba çekiliş makinesi falan çok ciddi paralar toplanırdı o tabii, biletlerden. Tabii, tabii. Yani. Böyle yardım yoktu o zamanlar. Ama bugün Fatih Hoca'nın sistemi belki şundan olabilir. Çünkü Sayın Mustafa Cengiz bir gece önce, gece geç saatlerde gelen bir mesaj üzerine diyor ki, böyle bir şey çok etkilendim. Ani bir şekilde toplantı yapıyor. Sayın Başkan'ın 500 bin lirayla bu işe başlangıç yapması, Abdurrahim Albayrak'ın kez de aynı şekilde, biraz sonra yapmayanlara da bir sistemi ama, hocanın belki oradaki alınganlığı şu, bugün maçtan sonra haberim olsaydı o soruya karşılık... Ha, bir cevap bir verdim. Cevap verirdim ve şöyle bir şey var, Fatih Terim atacağı bir sosyal medyadaki paylaşımla, o gelecek olan yardım çok daha yukarıda çıkarılabilir. Tabii o tamam ona o, bir şey. Bir var. Yoksa tabii ki Fatih Terim'in hani e, haberim olsaydı diyerekten artık sistem etmiyor. Haberim yok diyor orada. Kötü bir şey de söylemiyor. Ama haberi olsaydı o anda bir çağrı yapmış olsaydı basın toplantısını çok önüne geçerdi yani orada farklı başka, abi ben oraya şey yapmıyorum Savaşçım. Benim burada benim burada e, üstünde durduğum Galatasaray'ın tarihsel yapısıdır. Tabii ki. Hı hı. Bak Fenerbahçe'ye Ali Samir'in de 4-0 yenildi Fatih Hoca. Galatasaray Teknik Direktörü iken istifa etti. Kimdi başkan? O 4 sene üstte şampiyon. Fatih, Faruk Süren. Faruk Süren dedik hayır edemezsin devam dedi. Sonra 4 sene gelen şampiyonluk. İlk yarı 9 puan gerideydi. Evet, Galatasaray Başkanı Faruk Süren. Hı hı. Galatasaray Başkanı. Yani bu çok önemlidir. Ben bunu vurgulamak Peki. istedim. Bu yardımla ilgili bir şey daha söyleyeceğim. Şimdi... E... Yardım kampanyası devam ediyor. Belli iş adamları belki de Sayın Mustafa Cengiz'i yanına alacak. Çeşitli yardımlar yapıyor. Taraftar bu konuda şu anda elinden geleni yapıyor. Ya i̇ş adamlarından daha bir şey görmedik. İşte o e, açıklanan yeri ve zamanı maç günü belki değildi. Yoksa şu anda çok ha. daha etki etmesi lazım. Ben ona da karşıyım mesela. O maçın olduğu gün ani bir şekilde Sayın Başkan'a saygı duyuyorum yapmıştır. Koordine olmuş olsaydı çok daha ses getirirdi ama bu dernekler biraz artık ortaya çıkın ya. Seçim zamanı Tabii. koltuk pazarlığı yapıyorsunuz. Ha. Seçim zamanı koltuk pazarlığı yapan o dernekler var. Tek tek isim vermiyorum. Mesela yani Kültür Sanat Ayşe'si, Düşünce Derneği, Siyah Tümünmesi. Kemal abi seçim zamanı Tabii. çıkıyorlar. 300 Tabii. oyun var, 200 oyun Tabii var. Mi? Ben Tabii. şuradan bir şey istiyorum. Tabii. Çıkın bugün göğsünüzü gere gere bu kadar para verdim deyin. Tabii. Bu kadar yardım yapıyorum deyin. Tabii. Ya da işte futbolcuysa futbolcu. Herkesin orada belli bir şeyi var. Seçim zamanı koltuk kavgasıyla ya da koltuk... Pazarlığıyla olmaz bu işler. Tabii, bugün bir... Galatasaray ise Galatasaray sevginizi gösteriyor. Yüzde yüz katılıyor. Sürekli çıkıyorlar ön plana Galatasaray, Galatasaray şöyle böyle falan filan. Bugün abi Sayın Mustafa Cengiz tek başına mücadele ediyor. Bakın Mustafa Cengiz eleştirdiğim çok gün olmuştur. Seçip o başka... Transfer zamanları. Ama bugün Mustafa Cengiz tek başına hasta haliyle çok büyük bir mücadele veriyor. Çok da saygı duyuyorum. Bu kadar eşinin, ailesinin, çocuğunun bırak demesine rağmen... Ben bu yarışı bırakmayacağım Mayıs'a kadar diyor. Galatasaray'ı burada sonuna kadar sağlığı meyveleceği götüreceğim diyor. Yani dışarıdan bu, destek tabii bak. Bu destek en büyük desteği taraftar Fatih Hoca, futbolcular veriyor. Ama şu Galatasaraylı iş adamları. Bakın Mayıs'ta seçim var. Yine ortaya çıkıyorsunuz benim tabii. bu kadar oyun tabii. var, şu kadar oyun var diye. Dört tane üyesi var. Galatasaray'ın Fenerbahçe gibi çok şeyleri yok. Söylüyorum burada isim de veriyorum. Kültür AŞ. Tabii. Galatasaray Kültür Derneği. Düşünce Derneği. gisiyat Bir de Ankara bilmem ne derneği var. Çıkın ortaya Tabii. Çok açık bir şekilde dekontunuzu da açıklayın koyun böyle ortaya. Tabii. Böyle bazı lafta yardım yaparlar bir daha ortaya gözükmezler. Bunu Beşiktaş'ın yardım kampanyasında da çok gördüm. Fenerbahçe'de de olmuştur. Yani yapıyorlar yardım ama bir daha ortada gören yok. Tabii. Çıkın dekontunuzu da isminizi falan saklamayın koyun ortaya. Öncü olun ne devam ettirin. Ne var ki bu günah bunları. mı yani? E, günah değil tabii ki. <laughs> ha Bana şimdi diyorlardır sen de atıyorsun sen de yapacağım mı diyenler de vardır. Biz de yapacağız karınca kararınca. Çünkü daha bu kampanya yeni. Elimizden geleni de yapacağız. Ama herkese buradan çağrımdır o seçim zamanı ortaya çıkanlar şimdi çıksınlar Galatasaray'ın şu anda buna ihtiyacı var peki evet.